Genel olarak e, demokrasilerde kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Kuvvetler ayrılığından anlaşılması gereken de şudur: e, sınırlandırılmış kuvvetler örgütlemelisiniz. Ne demektir bu? Mesela meclis e, kuvvetlerden biridir. Meclis ne yapar? Kanun yapar. E, yürütme yani hükümet kuvvetlerden ikincisidir. Yürütme ne yapar? İcra yapar. Yargı diğer kuvvetlerden biridir, üçüncü kuvvettir. Yani üç kuvvetten biridir. Yargı ne yapar? Hukuki çekişmelerde e, yargılama yapar ve denetim yapar. Şimdi siz kuvvetleri öyle ayırt etmelisiniz ki meclis kanun yapsın ama icrasına karışmasın. Hükümet icra yapsın ama kanun yapmaya karışmasın. Yargı denetim yapsın. Yargılama yapsın ama hükümetin ve meclisin yerine geçmesin. İşte buna sınırlandırılmış kuvvetler denir. Bizde ise e, kuvvetler vesayetçi bir parlamenter sistem içerisinde oluşturulduğundan bazı kuvvetler sınırlandırılmış değildi. Mesela yargı anayasa mahkemesi yoluyla meclisin yaptığı kanunları, olağanüstü bir fazlalıkta iptal etti. Yargı, Anayasa Mahkemesi yoluyla halkın kurduğu siyasi partileri kapattı. Yargı, hükümeti e, denetlerken çok sayıda hükümet işlemini, yönetmeliği, tüzüğü, atama işlemlerini Danıştay ve İdare Mahkemeleri yoluyla iptal etti. Yargı bu haliyle aslında hem yasamanın hem yürütmenin faaliyet alanına girdi, karışmazlık ilkesini ihlal etti. Çünkü bizdeki kuvvetler ayrılığı işlevsel ayrılık olarak değil, yapısal ayrılık olarak planlanmıştı. Yani yargının yapısında e, yasamanın ya da yürütmenin herhangi bir rolü yoktu. Yargı kendini bağımsız bir egemenlik kullanma yeri olarak görüyordu. Oysa yargının bağımsızlığı yaptığı iş sırasında olmalıydı. Yani yargılama faaliyeti yürütürken bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Yoksa yargının yapısı oluşurken bağımsızlık söz konusu olursa bu milli egemenliğe, halk egemenliğine, demokratik siyasete aykırı bir durum olur. Bizdeki temel problem buydu. Bu problem kısmen 2010 anayasa değişikliğiyle giderildi ama tamamen çözülmüş değildir.